Arkadaşlarım merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir video ile beraberiz. 11. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla baş başayız. Merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, sorularımız şimdi karşınızda geçiyor. Kıymetli öğrencilerim, bu sorularımızı öncelikle sizler videomuzu durdurarak cevaplayınız arkadaşlar. Daha sonra cevapları biraz sonra, az sonra vereceğiz. Cevapları verdiğimiz zaman bu sizin sorularınızla karşılaştırarak doğrularınızı göreceksiniz ve kaç yanlış, kaç doğru yaptınız bunu sonuçlandıracaksınız ve kıymetli arkadaşlar sonuçta kaç puan alabileceğinizi tahmin edeceksiniz. Her şeyden önce arkadaşlar bu sorularımızın hazırlanmasında danıştığımız değerli biyoloji zümremize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruları beraber yapacağız. Müfredata uygun sorularımız arkadaşlar. Bu sorularımızı yapmakla beraber kanalımıza abone olursanız ve beğen tuşunu da likelarsanız çok sevineceğim. Şimdi cevaplara geçelim arkadaşlar. Bir görsel verilmişti sinir sistemi ile ilgili. Burada bu sinir sistemindeki iki öğe ile ilgili soru sorulmuştu, hatırlayın. Bunlardan biri nöronlar, işaret edildiği yer görüyorsunuz. Diğeri ise gila hücreleri olarak arkadaşlar ne yapılacaktı? Adlandırılacaktı. Biliyorsunuz bu yılki müfredatta sinir sistemi, merkezi sinir sistemi önemli bir yer alıyor ve sevgili arkadaşlar konu olarak görüyoruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar biyoloji dersinde öğretmen ders anlatırken şu ifadeyi kullanmış. Biyoloji öğretmeni. Arkadaşlar demiş, sinir sistemimizin bu birimi iç ve dış çevreden gelen uyarıları almak, değerlendirmek, kaslara ve bezlere ileterek uyarılara cevap oluşturmak üzere özelleşmiş hücrelerdir. Sinir sisteminin yapı ve görev birimidir. Buna göre arkadaşlar, evet öğretmen böyle söylemiş. Sorumuza geliyoruz. Buna göre öğretmenin bahsettiği yapı ve görev biriminin adı nedir? Arkadaşlar buna nöron diyoruz. Birinci soruda da görselde nöronların nerede olduğunu göstermiştik. Nöron diyoruz. Üçüncü soruya geliyoruz. Dinlenme durumundaki uyartı göndermeyen bir sinir hücresi belirli bir zar potansiyeline sahiptir. Hücre içi ve hücre dışı iyon konsantrasyonları sodyum potasyum pompası sayesinde korunur. Dinlenme konumundaki bir nöronun aksonu hücre içi negatif, hücre dışı pozitif elektriksel yüklü olduğundan kutuplu durumundadır. Şimdi diyor ki bu duruma bu durum ne olarak adlandırılır veya bu duruma ne denir? Arkadaşlar buna polarizasyon denir. Evet. Yani kutuplu polarizasyon durumdadır bu durum arkadaşlar. Dolayısıyla zaten kutuplu dediğimiz zaman hemen orada polarizasyon aklımıza gelsin. Polarizasyon adı verilir. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kan basıncı, sıcaklık, ışık gibi uyarılar canlının sinir hücresinde ne oluşturur ve ne gibi değişikliklere neden olur demiş sorumuz. Cevap impuls oluşturur arkadaşlar. Biraz geniş açıklarsak canlının iç ortamından ve dış çevresinden gelen değişkenlere uyarı denir. Kan basıncı, sıcaklık, ışık gibi uyarılar canlının sinir hücresinde impuls oluşturur. İmpuls, nörondan geçerken elektriksel ve kimyasal değişikliklere neden olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde cevap veriyoruz. İmpuls oluşturur diyoruz. Ve soru 5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A şıkkında canlının çevresindeki ışık, sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler gibi uyarıcı etkileri alan duyu organlarındaki özelleşmiş hücrelere reseptör adı verilir. B. Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen uyartılara tepki oluşturan
Kas lifi ve salgı bezi gibi organlara da efektör organ denir. Bu iki şıkkı ilgili yerlere yerleştireceğiz. Ve soru 6. Nöronlar görevlerine göre kaç çeşittir yazınız denmiş. Arkadaşlar cevap, nöronlar görevlerine göre duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere 3 çeşittir şeklinde açıklamamızı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere soru 7'de bir şema verilmişti ve buradaki şemada ilgili noktaların adları yazılsın isteniyordu. Şimdi cevabımıza baktığımız zaman bu noktaları yazıyoruz. İşte çekirdek, mitokondri, hücre gövdesi, dendrit, akson, akson uçları şeklinde ilgili yere, bakın kırmızıyla çerçeve içinde gösteriyoruz arkadaşlar. Bunları 7. sorudaki ilgili yerlere ne yapacaktık? Yazacaktık. Burada cevabımızda da bunları ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Soru 8'e gelelim. Ya hep ya hiç prensibi nedir? Açıklayınız. Evet arkadaşlar, bu da önemli bir prensip biliyorsunuz. Öğretmeniniz biyoloji dersinde vurgulamıştır. Şu demek arkadaşlar, şimdi bir nöronda impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine eşik değer, eşit şiddeti denir. Bunu biliyorsunuz. Nöron eşik değerden küçük şiddetteki uyarılara cevap vermez ve impuls oluşmaz. Eşik değer ve daha büyük şiddetteki uyarılara ise aynı şiddette cevap verir ve impuls oluşur. Yani bir nevi etkiye tepki, eşik değeri geçtikten sonra. İşte buna ya hep ya hiç prensibi adı verilir. Arkadaşlar 9. soruda da bu ya hep ya hiç prensibini, eşik değeri ve diğer hususları bir şema halinde gösterin dedi, demişti. Şimdi cevabımıza bakarsanız arkadaşlar, dikkat edin, bu çizimi yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar, bazı okullarda bazı öğretmenlerimiz şeyi de çizdirebilir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Şekil ve şemalara da dikkat edeceğiz. Çizim de isteyebilir. Onun için buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, çevresel sinir sisteminin öğeleri sorulmuştu. Hatırlayın, şemamız boşluk bırakılarak verilmişti ve bunları bizden istemişti. Bizler arkadaşlar ekranda gördüğünüz şekilde boşluklarımızı ne yapacağız arkadaşlar? Dolduracağız. Ekrandaki maddeleri şemamıza ne yapacağız? Yazacağız sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuza gelelim. Şimdi soru 11'de arkadaşlar beyin verilmişti ve bu beynimizin sol ve sağ tarafındaki yapılan işlemlerden bazıları eksik verilmişti. Bu eksik bırakılan noktaları doldurmamız istenmişti arkadaşlar. Şimdi cevabımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Cevabımızda görüyoruz. Dikkat edin. Sol tarafta 3 madde boşluk vardı. Bunları arkadaşlar mavi, sarı ve kırmızı ile gösterdik. İşte dil becerileri, mantık, sayısal beceriler gibi. Sağ tarafta da 3 yer boştu. Bunları arkadaşlar kırmızıyla, dikkat edin, çerçeve içine aldık. Bunları ne yapıyoruz? İlgili yerlere bu maddeleri yazıyoruz ve şemamızı doğru bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bunları da yaptıktan sonra tam puan alıyoruz. Tabii hocanız orada puanlandırmayı o 6 maddeye göre ne yapacak? Yapacak. Soru 12'de ise arkadaşlar refleks yayıyla ilgili bir soru var. Şema verilmiş diye hatırlayın. Bu şema neyi anlatır diye sorulmuştu. Arkadaşlar bu şema bize refleks yayını anlatıyor. Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola refleks yayı deniyordu arkadaşlar, biliyorsunuz. İşte burada bu şemada refleks yayını görüyoruz. Evet.
Refleks yayında impulslar omurilikte değerlendirildikten sonra beyne iletiliyor. Reflekslerin hayatta kalma, kaçma, korunma gibi insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu da ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle sorularımızın sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.